Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresi 219-223. Ayetleri değerlendireceğiz. Burada değişik meseleler anlatılıyor. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bunlardan birincisi içki ve kumarla alakalı. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Ey Peygamber, sana içki ve kumarın hükmünü soruyorlar. قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ De ki, o ikisinde büyük bir günah var. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ Ve insanlara bazı menfaatler var. وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا Bunların günahı faydasından çok daha fazladır. Burada içki ve kumar, günümüzün de işte önemli afetlerinden, Kur'an-ı Kerim'de de değişik ayetlerde bunlara temas edilmiş. Bu ayette de bir yönü anlatılıyor. Sana içki ve kumardan sorarlar. De ki bu ikisinde bazı faydalar da var ama bunların vebali günahı çok daha fazla. Ve burada doğrudan haramlığı belki anlatılmıyor ama ileride tümüyle haram kılınacak. Ona bir basamak teşkil edecek şekilde zararlarına dikkat çekiliyor. Tabii belki hatıra gelebilir içkide kumarda ne gibi fayda var? İnsanların fayda kabul ettiği şeyler var. Bazıları bunlardan dolayı para kazanıyor. Bazıları diyelim kumarda rahatladığını hissediyor. Kendine göre hoşça vakit geçirdiğini zannediyor. Dertlerini unutur görülüyor. Bunlar da dünyevi bazı faydalardır. Veya içki içtiğinde yine gamdan, kederden kurtulduğunu zannediyor. Kendine göre bir neşe içinde oluyor. Ve belki orada bazı arkadaşlıklar meydana geliyor. Bunlar insanların fayda kabul ettiği bazı şeyler. Ama fayda ve zarar beraberce değerlendirildiğinde bunların günahı çok daha fazla, zararı çok daha fazla. Bundan dolayıdır ki hemen bir anda gerçi yasaklanmamış ama nihai bir hüküm olarak Kur'an-ı Kerim'de içki, kumar, fal okları, dikili taşlar hepsi bir defada bunların hepsi şeytanın amelinden bir pisliktir. O pislikten kaçının ifadesiyle haram kılınmış, yasaklanmıştır. Günümüzde Müslüman bir ülke olan ülkemizde içki tüketimi hayli yaygın ve kumar epey yerlerde oynanıyor. Bu günümüzün afetlerinden birisi. Tarihte de başkaları için yine afet durumunda ama herhalde günümüzdeki kadar tarihin hiçbir döneminde yaygın değildi. 1919-1932 yılları arasında 13 yıl Amerika'da denenmiş ve Amerika'da günümüzde nasıl ki uyuşturucuyla mücadele ediliyorsa o dönemde içkiyle mücadele yapılmış ama neticede başarılı olamamışlar, serbest bırakılmış. Aklı selim sahibi olan herkes bunun zararlı olduğunu kabul ediyor. İslamiyet'te ise bir bütün olarak yasaklanmıştır. Diyelim bira gibi alkol oranı az olanlar bunlar da yine haramdır. Çünkü bunlarla başlanıyor ardından diğerlerine de gidiliyor. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. Ve küllü müskir haram yani sarhoşluk veren her madde haramdır demek suretiyle de ister hurmadan, ister üzümden, ister arpadan, ister daha neden yapılırsa yapılsın bunların haram olduğu ifade ediliyor. Ve yes'elûneke mâzâ yunfigûn sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. Gulil af de ki kolayınıza gelir bir şekilde infak edin. Yani sizi çok da fazla zorlamayacak bir şekilde infakta bulunun. Bir yönüyle de af ziyade manasını ifade eder. Yani fazla ne varsa bunları Allah yolunda harcayın. Allah yolunda veren bir kimse zararda değildir. Ancak bunu ifade ederken bir kimse zaten kendisi muhtaç, başkasına muhtaç bir durumdayken vermeye kalkması evet çok yüksek bir ruh halidir ama aslında durumu buna müsait değildir. Bir tanesi savaştan kendine isabet eden azıcık bir ganimet var. Onu Allah yolunda infak etmek istediğini Peygamberimize söylüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam senin verecek durumun yok diyor. Yani fazla bir malın yok, o sende kalsın. Demek ki bir insan belli bir nisap miktarına da malik olmalı ki daha kolay verebilsin ve o şekilde infakta bulunabilsin. İşte
kolayınıza gelir bir şekilde infak edin. Hatta bir başka manaya göre de fazla ne varsa bunları Allah yolunda harcayın. Belki şuna da dikkat çekmemiz faydalı olabilir. Diyelim bir insanın bir miktar serveti vardır. Geride varis olarak çoluk çocuğu da bulunmaktadır. Ama onlara tam güvenemiyorsa, onların insafına bırakmadan yine onlara da bir miktar miras bırakabilir. Ama faydalı bir şekilde kendisi vefatından önce bunları hayır kurumlarına da verebilir. Ve bunu yaptığı zaman bir sadakayı cariye meydana gelecektir. Ve vefatından sonra da bunlardan istifade edecektir. Birisiyle alakalı şöyle duymuştum. Evlatlarına demiş ki, evlatlarım ben vefat etmek üzereyim. Vefatımın yakın olduğunu hissediyorum. İşte geride şu kadar servet bırakıyorum. Bunun şu kadarını, belli bir miktar söylüyor, falan falan hayır kurumlarına verirsiniz. Çocuklarından bir tanesi gayet net bir şekilde diyor ki, baba kime ne vereceksen hayatında ver. Vefatından sonra verebilir miyiz, veremez miyiz? Bakarsın aramızda problem çıkar. Bunu bize bırakma diyor. İşte bir kimse kendisi kazanmış, kendi mülkiyetinde, elbette bunda tasarruf yetkisi kendisindedir. Bundan dolayı da etrafta faydalı faaliyet yapan vakıflara, gönüllü kuruluşlara veya bazı muhtaç olan şahıslara buradan yardım eder ve o şekilde sadaka-i cariye sevabını elde etmiş olur. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاَيَاتِ Allah ayetleri bu şekilde size beyan ediyor. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Ta ki tefekkür edesiniz, bunlar üzerinde düşünesiniz diye. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Hem dünyada hem ahirette. Yani bu şekilde infak ettiğinizde, Allah yolunda verdiğinizde, dünyada da ahirette de bunun karşılığını göreceksiniz. Veya dünya hakkındaki tefekkür, ahiret hakkındaki tefekkür, bunların faydalarını göreceksiniz. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ Ve sana yetimlerle ilgili soruyorlar. قُلْ اِصْلَاهُ لَهُمْ خَيْرٍ De ki, onların ıslahı için, onların maslahatına çalışmak hayırdır. Yani onları kendi haline bırakmaktansa, onları yetiştirecek şekilde yardımcı olmak, ellerinden tutmak hayırlıdır. Ve in tuhalituhum eğer onlarla içli dışlı olursanız fe ihvanukum onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Tabii yetim babadan dolayı ve yetim kalanlara yani babasını kaybetmiş olanlara verilen bir isim. Annesini kaybedene öksüz deniliyor. Bu da toplumun bir gerçeği. Toplum içinde başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi hayatı misal alınabilir. Pek çok böyle yetimler, öksüzler bulunmakta. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha dünyaya gelmeden babası vefat etmişti ve Peygamber Efendimiz daha 6 yaşındayken annesi de vefat etti. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedesinin, amcasının yanında kaldı, onların yanında yetişti. Dolayısıyla bu din içerisinde, bu dindar insanlar içerisinde elbette yetimler de bulunmakta. Ama yetim malı yemek, karnına ateş yemek gibi. Bundan dolayı Müslümanlar bu noktada, yani acaba biz onlarla içli dışlı olduğumuzda hakkını verebilir miyiz? Yoksa büyük bir vebal altında mı kalırız diye bu noktada tereddütleri var. Ayet-i kerimeler nazil oluyor ve bu noktada bir genişlik olduğunu, onlar sizin dinde kardeşinizdir, onlarla içli dışlı olun, bu mana bildiriliyor. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدْ مِنَ الْمُسْلِحِ Allah müfsit olanı muslih olandan ayırır. Yani kim müfsittir, kim bunların lehine onları düzeltmek için çalışıyor, Allah bilir. Bazen şöyle oluyor, diyelim ki varlıklı bir ailenin çocuğu yetim kalmış, onun yakınları buna sahip çıkıyorlar. Ama gözleri bunun malında. Buna faydalı olmak değil, kendi menfaatlerini takip ediyorlar. Ve belki de onun parasını çarçur ediyorlar. Ve çocuk ileride büyüdüğünde elinde bir şey kalmıyor. Bu elbette ki tamamen haksızlıktır. Ve bu şekilde yetim malı yiyenler karınlarına ateş yemiş olurlar. Fakat o yetimin elinden tutmak, onun malını iyi bir şekilde değerlendirmek, malını zayi etmemek, edebiyle, ahlakıyla ilgilenmek, bu da
son derece önemli ve yapılması gereken bir hareket. Velev şeallahu, şayet Allah dilese, le'anetekum, sizleri bu noktada meşakkate tabi tutardı. İşi biraz zorlaştırırdı. Ama Allah bu noktada zorluğu değil, kolaylığı esas aldı. İnnallâhe azizün hakim, ve şüphesiz Allah azizdir, hakimdir. Yani izzet ve hikmet sahibidir. وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ, müşrike olan kadınları nikahlamayın. Hatta yu'min, onlar iman etmedikçe. Onlar iman edinceye kadar müşrike olanlarla evlenmeyin. Müşrik, Allah'a şirk koşan demek. Ve bir kimse eğer müşrikse, şirkinden dolayı onunla evlenmek caiz değil. Ehli kitap olanlar, onlar da bir yönüyle müşrik sayılabilir. Ama onlarla evlenmenin caiz olduğu, yani onların kızlarıyla evlenmenin caiz olduğu Maide suresinde ifade edilmiştir. Böyle olunca genel bir yasaktan bir istisna orada nazara verilmekte. Bununla alakalı şöyle bir olaya yer veriliyor. Sahabelerden bir tanesini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye gönderiyor. Mekke'de daha önceden kendisine muhabbet ettiği bir kız da var. Kız onunla beraber olmak istiyor. Ancak o sahabe onunla beraber olmuyor. Ben Müslümanım, bu benim inancıma ters diyor. Bunun üzerine kız diyor ki, öyleyse benimle evlen diyor, evlenelim. Peygamberimize gidiyor o delikanlı sahabe. Ya Resulallah, böyle böyle bir durum var. Kendisi Müslüman değil, müşrike. Onunla evlenebilir miyim diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenmenin uygun olmadığını ifade ediyor. Ve zaten bu ayetlerde bu münasebetle nazil oluyor. وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ, müşrik olan kadınlarla evlenmeyin. Hatta yu'min, onlar iman etmedikçe. Yani iman ettiklerinde evlenmek caizdir. وَلَاَمَتُمْ mu'mine, iman sahibi bir cariye, خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَتِنْ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ اَعْجَبَتْكُمْ, hoşunuza da gitse müşrike bir kadından, hür de olsa velev, işte bir cariye, cari olan bir mümin ondan daha hayırlıdır. Yani İslam öncesinde kölelik vardı. İslamiyet hemen bir anda köleliği kaldırmadı. Bundan dolayı kölelik İslam'ın Peygamberimiz döneminde de devam etti. Tedricen kaldırılmaya çalışıldı. İşte bazıları iman etmiş ama köle durumunda. Statü itibariyle köleler daha altta kabul ediliyor. O nazarla da bakılıyor. İşte velev güzel bir kız da olsa, eğer müşrike ise onunla evlenmektense bir cariye kadınla evlenmek daha hayırlıdır. Allah-u Teala bunu ifade ediyor. وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِك۪ينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, ve müşrik olan erkekleri de iman etmedikçe onlar mümin kadınlarla evlendirmeyin. Bu günümüzde belki Avrupa'da gibi yerlerde ciddi problem olabiliyor. Orada Müslüman kardeşlerimiz var. Ama etraflarında Müslüman olmayan nice kimseler de var. Gönül meselesi. Müslüman bir bacımız, belki de ehli kitap olan bir erkek veya hiçbir kitapla alakası olmayan, semavi bir dinin mensubu olmayan bir birisiyle evlenmeyi düşünebiliyor. Zaman zaman evlenenleri de duyuyoruz. Dinen bu caiz değil. Ehli kitap olanlardan kız alınabiliyor ama onlara kız verilmiyor. Müşriklerle hiçbir şekilde hem almak hem de vermek söz konusu değil. Vela abdun mu'min, mümin bir köle, hayrun min müşrikin velev a'cebekum, hoşunuza da gitse müşrik bir kimseden çok daha hayırlıdır. Ulaike yed'une ilennar, onlar ateşe çağırırlar. Vallahu yed'u ilel cenne, Allah ise cennete davet eder. Yani onlar müşrik olmalarından dolayı bir şirk içinde, ona göre bir değerler dünyası meydana gelmiş. Ona göre, kendilerine göre bir hayat ölçüleri var. Onların hayatıyla bir Müslümanın hayatı uyum arz etmez. Mesela
içki onlarda hayatın bir parçası olabilir. Ama İslamiyet'te içki haram kılınmıştır. Dolayısıyla öyle birisiyle hayatı bir araya getirmek, aile yuvası kurmak elbette çok büyük bir zarar verecektir. Bundan dolayı caiz görülmemiştir. İşte onlar ateşe davet ederler. Allah ise cennete vel mağfira bi iznihi. Ve Allah hem cennete hem de mağfirete kendi izniyle davet eder. Yani Allah'ın gösterdiği yol insanları cennete götürür ama onların gösterdiği yol insanları ateşe bir davettir. Ve yubeyyinu ayatihi linnas. Allah ayetlerini insanlara beyan ediyor. Leallahum yetezekkerun. Ta ki tezekkür etsinler. Allah'ın ayetlerini düşünsünler. İbret alsınlar diye. Ve yes'elûneke anil mahyid. Sana hayızdan, kadınların aybaşı halinden sorarlar. Gul huve ezen. De ki o bir ezadır. Yani kadınlar o dönemde bir nevi hasta sayılır. İşte her ay 10 gün kadar onların böyle sıkıntılı bir dönemi vardır. فَاَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. O hayız döneminde kadınlardan uzak kalın. Burada uzak kalmaktan murat ailevi beraberlik, cinsel ilişki. O dönemde onlardan uzak kalın. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَدْهُرْنَّ. Onlar temizlenmedikçe onlarla bir beraberliğiniz olmasın. Yani ailevi beraberlik böyle bir şey. Onlar temizlenmedikçe, hayız süresince olmasın. Bu noktada Yahudilerde kitaplardan bildiğimiz kadarıyla buna dikkat ediyor. Ama dikkat etmeyen pek çok başka kimseler, başka din mensupları bulunabilmekte. İslamiyet bu noktada hüküm getiriyor. O dönemde beraberliğin, cinsel beraberliğin uygun olmadığını, haram olduğunu, sıhhatli de olmadığını bize bildiriyor. Bunun yanında aynı mekanda olurlar, aynı yatakta olurlar. Bunda bir beis yok. Bu yasaklanan bir şey değil. فَاِذَا تَدَحَّرْنَا. Onlar temizlendiklerinde, hayızdan temizlendiklerinde فَاَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهِ. Allah'ın emrettiği yerden onlarla beraber olun. Yani çocuk olacak şekilde onlarla beraberliğiniz olsun. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. Şüphesiz Allah tevbe edenleri sever. Ve يُحِبُّ الْمُتَدَاهِرِينَ. Ve Allah temizliğe dikkat edenleri de sever. Aile hayatında da kadının o dönemde daha böyle temizliğine dikkat etmesi önemli bir esastır. Ailevi beraberlik noktasında da o hayız müddetinin nazara alınması yine önemli bir esastır. نِسَاءُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ. Kadınlarınız sizin için bir tarla misalidir. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنَّا شِئْتُمْ. O tarlanıza istediğiniz şekilde varın. وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ. Ve kendiniz için önceden bir hazırlık yapın. وَاتَّقُوا اللّٰهِ. Ve Allah'tan sakının. وَعَلَمُوا اَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. Ve bilin ki Allah'a mülaki olacaksınız. Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Müminleri müjdele. Burada belki şuna da kısaca açıklık getirmemizde fayda var. Yani kadınlarınız sizin için bir tarla gibidir. Burada bir teşbih var. Tarlaya tohum bırakılır ve oradan Allah'ın izniyle ürün elde edilir. Evlilikte de erkek ve kadın fonksiyonları farklı. Ve netice itibariyle kadın burada bir tarla misali oluyor. Çocuk onun rahminde yetişiyor. Bazıları ayet-i kerimenin sırf mealinden hareketle bunu bir tenkit konusu yapıyorlar. İslamiyet kadına hakaret etmiştir. Onu bir tarla gibi görmüştür. Bu manada yanlış değerlendirmeleri oluyor. Halbuki hangi cihetten olduğu ayet-i kerimede çok net bir şekilde bellidir. Cenab-ı Hak bizi dinin hudutlarını iyi bilen ve ona göre yaşayanlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak üzere hayırlı günler diliyorum.